büyük şeyler vardı ya, büyük tereci varsa. Kesmen açık mı? Tamam, biz söndük. Şimdiden at. Erdal Bey, bir daha izle. Size döneyim. Büyük belirle yok mu? Hep böyle aynı mı? Tamam. Bence güzel olsun. Bu işin daha da yaygınlaşması. Bu şeyi var. Lan tezek gelecek. O şeyler. Bu olsun da bu arada zarar vermeyelim olur mu ya? Hem size de şey olmaz. Bakasın mı dedi? Bu motiflerimiz, ayak çoraplarımızda da bunların hepsinin ismi vardır, örnekler. Bak şunlar kilim suyu. Bu var top çiçek derler. Bu balta, bu top çiçek, kilim suyu, bayrak. Hepsinin anlamları vardır işte. Anlamları bu. Daha ne diyeyim? Bak bunlarda keten, tor. Bu boncuktan yapılıyor. Yaşlılar boncuktan yapmıyor. Ondan sonra dullarda böyle kara giyim giyerler, kara elbise giyerler. Yani açık renk giymezler. Hep koyu renk giyerler. Bu damar bebeğe bizim yöresel giyimiz. Bunu bizim ta atadan, dededen kalma. Yani bu bizim çok önceden giyimimiz. Bu çok zor. Böyle bakması kolay, kendisi zor. Kaç günde bir bebeği kaç günde üretebiliyorsunuz? Bir bebeğe 3 güne üretirik bir dişi. Çok çalışmaya ihtiyacımız var damalın kadınlarına. Zaten bu damal bebeğe buranın giysisi başka yerinde. Damal bebeği annemin giyindiği kıyafet. Annemin üzerinde gördüm ben. Merak ettim ve kursa başladım. Kursa başlayıp öğrendim. Evime ve çocuklarıma katkı sağlıyorum ufak da olsa. Bu bebeklerimizin kıyafetlerinin her birinin üzerindeki nakışların anlamları var. Mesela bu örnek doğayı seven, çiçekle başladığı için doğayı seven. Bunlar bizim eski giyimlerimiz, Fedim Ana'nın giyimi. Bunların hepsinin ismi var. Keten, tor, kolçak, yelek, her türlü türlü hepsinin elbisesi tek tek yapılıyor. 70 yaşındayım, 2 kat dairayı bu parmağımla yaptım. Hiçbir oğlumun, kızımın hiçbir taraftan bir katkım yoktu. Şimdi bu saatte 250 bebek siparişim var. Ama gençlerimiz havas etmiyor. Katkısı olmuyor. Benim 2 tane üniversite öğrencim var. Birisinin kirasında karşılığında ben bebekle çıkarıyorum. Evimde de yapıp satıyorum. Bebek haricinde eldiven, çorap, çanta, cüzdan her şeyi yapıp satıyorum. Çocuklarıma katkı olsun diye boş otursam bana kim ne verecek hiç kimse. Al yeşil sarı dağlarımızın çiçeklerini, bir de gökkuşağımızın rengini, rengi renk gençlerimiz motifini yapar giyerler. Kız giyimimiz başkadır. Genç kızlarımız kız iken şu elbiseyi giyer. Şunların saçı böyle açıktır, örülü. Bu genç kızımız. Genç kızlarımız evlendikten sonra şu duva giyer. Evet. Duvak giyer. Gelin olduktan sonra eşinin yanına gittikten sonra şu saya, saya derik, üç etek. Üç eteği giyer. Şu keteni, ketena ismi, şu dolu ipi, baş yeri, hepsinin saç ipi, kemer.